güzel. Yani çocuklarımızın iyi bir eğitim görmesi bence de gerçekten çok önemli. Gel kızım, gel. Sevgili konuklarım. Kızım Melisa Perdeci'nin kolejini büyük bir başarıyla bitirmesi dolayısıyla sevgili karım İdil'le düzenlediğim bu küçük kokteyle katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Allah kahretsin! Yeter artık, yeter! Manyak bu kadın, manyak bu kadın, manyak! Paranız da önünüzde yerin dibine batsın! Caner, bana hemen yeni bir hizmetçi bul. Özür dilerim. Anneciğim lütfen. Niye öyle bakıyorsunuz? Hizmetçi istiyorum. Anneciğim lütfen, konuklarımız karşısında... Bunlar mı konuk? Hepsi iki yüzlü bunların. Bunların hepsi sinek. Hepiniz sineksiniz. Bunlar bala konan sinek bunlar, sinek. Bırak beni, bırak. Sen de sineksin. Anneciğim yapma ne olur. Bana yeni bir hizmetçi bul. Hiç itiraz etmeyecek, gıkı çıkmayacak biri. Tamam anneciğim ama lütfen bak. Ama ben şimdi istiyorum. Anneciğim bu kaçıncı hizmetçi ha? Ne yapıyorsun artık yeter. Bana hemen birini bulun. Bu evde ben ne dersem o olacak. Anladınız mı? O olacak. Tamam tamam. Hediye Hanım, yarın gidin şu Akpınar köyüne de bir hizmetçi bulun. Peki efendim. Sen bekle buradayız. Tamam. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhabalar. Ev şurada. Tamam. Hadi Yılmaz gidelim. Eminsin değil mi? Kimi kimsesi yok. Sonradan biri çıkar da. Askerde sevdiği bir oğlan var ama asker dönüşü arar mı aramaz mı bilemem. Aman canım, dilsiz kızın neyini arayıp soruşturacak. Siz takmayın bunları kafanıza. Bu köyde kaç kız onun yerinde olmak istiyor biliyor musun? Piyango çıktı galiba, piyango. Aha geliyorlar. Hadi hoşçakal. Hadi bin, çabuk ol. Hadi güle güle. Hadi hadi.
Şansın varmış. Kurtuldun köy yerinden. Villaya gidiyorsun. Bize dua et. Berna Hanım ya bir terslik çıkarırsa? Beğenmezse? Ne yapalım? Vallahi hizmetçi kovmadık memlekette. Hepsinde kusur buluyor. Adın ne senin? Adın ne? Meryem. Meryem'miş. Bu kız yazarak derdini anlatıyor. Gördün mü? Konuşamıyor dedikleri doğruymuş. Ağzı var gibi yok dedikleri gibi. Merhaba Caner Bey. Bulduk efendim, getiriyoruz. Berna Hanım'ın tam istediği tipleri. Merak etmeyin efendim, sorun çıkarmaz. Ürkek bir kuş gibi bu. Çok sağ ol. Haline bak, haline. Hadi, ne oturuyorsun? Çıksana. Salak salak bakma öyle. Niye azarlıyorsun kızı? Çıksana hadi. İn kızım. Hadi. Bundan sonra bu evde yaşayacaksın. Başına talih kuşu kondu. Dayanabilir mi? Ne dersin? Kimi kimsesi yok efendim. Kaçsa bile bir yere gidemez. İyi iyi. Götürün bakalım, bizimki beğenecek mi? Berna Hanım. İspanya'da, İtalya'da, İngiltere'de harcıyenin gözdesi Berna Hanım. Şu düştüğün hale bak. Ben böyle değildim. Hayır, böyle değildim. Ne oldu bana? Ne oldu? Neredesin? Ah, beyefendilerin kur yaptığı, dansa kaldırdığı, güzeller güzeli Berna Perdeci. Neredesin? Ne var? Hanımefendiciğim, özür dilerim. Şeyi getirdim. Kimi getirdin? Yeni hizmetçiniz efendim. Güzel, güzel. Çok taze teni, çok genç. Tıpkı benim gençliğim gibi. Çıkar şunu. Perdecilerin villasına hiç kimse başörtüsüyle giremez. Çekil. İyi iyi, beğendim. Ağzı var, dili yok. Dilsiz de olun efendim. Dilsiz mi? Doğuştan dilsiz. Ama duyuyor. Okuma yazma da biliyor. Yanında hep kağıt kalem taşıyor. Nereden buldunuz bunu? Bundan sonra benim hizmetçimsin. Sadece benim. Ben ne dersem onu yapacaksın. Benim elim ayağım olacaksın. Ayrıca bu evin her işini yapacaksın. Tabii karşılığını da alacaksın. Kaç paraysa. Al götür bunu. Al götür.
Banyo yapsın, temizlensin. Üstüne başına da yeni elbiseler al. Sakın ha. Al götür bunu. Peki efendim. Nasıl? Beğendin mi? Senin için işledim. Melek kızım benim. Melek. Yarın sabah bunları giy. Hanımefendinin emri. Ne yapıyor bu kız? Aman, salağın teki galiba. Giyinmedi mi daha? Şimdi Berna Hanım ortalığı birbirine katar. Git bir bak. Öf. Hadi artık. Hala bitmedi mi giyinmen? Ne güzel de yakışmış kız. Pek de güzel olmuş, öyle değil mi? Hı hı. Hadi yürü, gidelim. Hadi kız. Utanıyorsun değil mi? Alışırsın, merak etme. Burada nelere alışmadık ki? İyi iyi. Böyle olmalı işte. Daima şık ve düzenli. Değişeceksin, değişmelisin. Kaldır başını, kaldır. Ne var? Yemeğiniz hazır. Odanızda mı yemek istersiniz yoksa bahçede mi? Odama Meryem getirsin. Bundan sonra bütün hizmetlerimi o görecek. Odama bekliyorum. Kaç ay oldu? Müşteriler bekliyor diyorum sana. Kimseye mal veremiyorum. Bul birilerini, hallet bu işi artık. Bak haydi, bak. Hep aynı şeyi söylüyorsun. Zaten asabım bozuk. Carmen, çıkar malları gümrükten. Sevgilim Carmen, neredesin? Hadi tamam, görüşürüz. Caner, Carmen'imi gördün mü?
Ne bileyim sevgilim. Bak buralarda bir yerdedir. Caner, o nasıl konuşma öyle? Caner! Var mı üzerime İdil? Bari sen var mı? Annene niye böyle diklenemiyorsun? Hadi Yılmaz gidelim. Barmen! Canım neredesin? Vay be! O ne? Kokain. Buson. İstersen bulabilirim. Sahiden mi? Nerede? Orasına sen karışma. Bizim de bir bildiğimiz var herhalde. Sen asıl paradan haber ver. Parayı sorun etme sen. Babanın işlerinin kötü olduğunu duydum. Peki babaannem de yine duruyor? Senin babaanne de babaanne ha. Herkes ondan konuşuyor. Ama aklı yerinde değil mi? Kafayı mı yemiş ne? Olmaz mı cin gibi? Babanla arası iyi değilmiş herhalde. Tamam Cem. Sen asıl bundan haber ver. Bulabilir misin? Bulurum tabii. Bir tanesin. Kız, sen yurt dışında neler öğrenmişsin kafayı bulma falan ha? Biz de seninle kafayı bulacağız ha. Aydın. Ne yapacaksan yap, hallet artık şu meseleyi ya. Batıyorum diyorum, anlamıyor musun? Ya para yedir adamlara, illa ben mi geleyim? Ankara'dakiler doymaz kardeşim. Birkaç kuruşla yaparlar mı işini? Kafayı oynatacağım ya. Hayatımda yaşamadığım krizi yaşıyorum. İflasın eşiğindeyim. Bankadan çektiğim kredinin günü yaklaştı. Gümrükte mallar bekliyor. Borçlarım var. Mallarım satılmıyor. Borsada hisselerim düşüyor. Ne yapacağımı bilemiyorum. Bunu sen mi söylüyorsun? Elinin altında hazine duruyor, sen batıyorum diyorsun. Söyle annene, satsın hanları iş merkezlerini. Dalga mı geçiyorsun be? Katır gibi inatçı, biliyorsun. Of. Sen de damarına gir canım. Annen senin. Yağlı bağlı sözler edersen belki. Ya Tutkun, annemi tanımıyormuş gibi konuşma. Biliyorsun neler yaptım neler. Ayaklarına kapandım, diller döktüm nafile. Aldırdığı bile yok. Satmam diye tutturuyor. Bir iki anı satsak düzeltirim durumu ama her şey onun üstünde. Ah 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 babam ah. Hep onun domuzluğu. Bütün malları onun üzerine yaptı, ölüp gitti. Deli rapora falan çıkaramıyor musun? Aha kaç kez denedim. Tilki gibi seziyor ne yaptığımı. Elin annesi oğlunu ayakta tutmak için canını feda eder. Bir de bizimkine bak. Bence vazgeçme. Tek kurtuluş çaren o. Kim? Hemen gönder. Gelin. Hoş geldiniz. Buyurun. Hayır, oturmayacağız. Abimin selamını getirdik. Bir de çiçeğini. Biliyorsun çiçekleri çok sever. Çiçek göndermeyi de bayılır. Hele çiçeği almayın da affetmez. Gidin haber edin dedi. Abim seni çok sever. Okey. Tamam.
Tabla şunları. Topla dedim. Kim kırdı onu? O. Ben de içeri yeni girdim efendim. Baktım kırmış, azarlıyordum efendim. Kalk ayağa bakayım, kalk. Demek kırarsın ha? Seni mankafa seni. Sersem. Biraz daha dikkatli olamaz mıydın? Seni terbiye edeceğim. Bu aile kaç kişiyi terbiye etti? Senin gibi köylüyü mü terbiye edemeyecek? Bana bak. Bana bak. Burada yaşadıkça buranın kurallarına uymak zorundasın. Anladın mı? Seni sersem seni. Seni beceriksiz seni. Hadi defol git şimdi. Ne oluyor? Babaanneniz yeni hizmetçiye dersini veriyor. Vazoyu kırmış da. Tüh. Morali bozuk demek ki. Benim akşam yemeğini hazırlamam lazım. Babaanne. Baksana çiçek aldım. Sevdiğin çiçek. Sinek. Baban gibi sen de sineksin. Para bekliyorsun ama avucunu yalarsın. Babaanneciğim. Sen perdeci ailesini hariciyede temsil edecek son kişisin. Ama bunun farkında değilsin. Ah, senin için o kadar masraf ettik. Ama sen... Ne suçum var babaanne? Halini hiç beğenmiyorum. Sen bir işler çeviriyorsun ama... Babaanneciğim neler söylüyorsun sen? Sen de tıpkı annen gibisin. Hiçbirinize güvenmiyorum. Bu yüzden geberseniz de hiçbirinize para vermeyeceğim. Ha, söyleyeyim Meryem'e odama gelsin. Kitabını yanından hiç ayırma. Zorda kalırsan oku. Allah'a yalvar. O yürekten yapılan duaları hiç çevirmez. Kendini zorlama kızım. Ağzındaki dilin konuşmasa bile kalbindeki sesi duyuyorum. Sen kalbinle konuşuyorsun. Kalbiyle konuşanı Allah da sever. Da bir opera izliyordum. Sihirli Flüt operası. Mezzo soprano'nun söylediği arya seni çok etkilemişti. Ağlamıştın. Sonra yanında oturan İtalyan beyefendi kulağına fısıldamıştı. Bu salonun en güzel kızı sensin. Sen. Operayı değil, hep seni seyretmek isterdim. En güzel kızı. En güzel. Ya şimdi. Şimdi şu haline bak. Hayır, bu ben değilim. Ben değilim. Babası, Carmen de bizimle yatacakmış. Sevgilim, yatakta ne işi var bunun? Korkuyor. Ya lütfen al götür şunu. Kırıyorsun Carmen'i. O çok hisli biri.
Ne oluyor sana? Bir de ne oluyor diye soruyorsun. Ben iflasın eşindeyim, mafya tehdit ediyor, sen ne oluyor diyorsun. Beni dinlemiyorsun ki. O dinozor annenin laftan anlayacağı yok. Dediğimi yap, strese girip durma. Kolay mı sanıyorsun ha? Kolay mı? O benim annem. Annenmiş. Canavar o. Bencil, cimri, kaprisli. Dinozor o, dinozor. Yeter be, yeter artık. Al şu köpeğini. Canım Carmen'im, canım. Sen de annen gibi canavarsın. Canım sevgilim, bir şey oldu mu aşkım benim? Ah, gel canım, gel anneye. Boşuna yorma kendini. Anne. Hiçbir şey ve hiçbir durum ilgilendirmiyor beni. Anne, batıyorum. Fabrikalarım elimden gidiyor. Bana yardım et. Nasıl düştüysen öyle kalk. Baban olsa bir çare bulurdu. Perdeci ailesinin itibarını sen zedeledin. Sakın üzerime gelme, şimdi o kadar. İstersen ben sizi buradan da atarım. Çünkü her şey benim. Anne. Anne kurtar beni. Sen böyle değildin. Çıldırmışsın sen. Her şey benim. Ben ölmeden hiçbir şeye dokunamazsın. Hiç kimse dokunamaz. Ben senin ciğerini bilirim. Bütün mallarımı versem ertesi gün kapı dışarı edersin beni. Ama para bendeyken güç de bende. Herkes emrimde. İstediğimi yaparım. Anne sen canavarsın. Canavar. Boşuna, hep boşuna. Dediğime geleceksin, gelmelisin. Şamdan nerede? Hangi şamdan? Buradaki antika şamdan. Belki küçük bir şey ama... hırsızlığa tahammülüm kesinlikle yok. Şamdan nerede? Meryem'in aldığını gözlerimle gördüm. O almıştır efendim. Şamdan'a çok bakıyordu. Ben görmedim. Bilemiyorum efendim. Şamdan nerede? Nerede Şamdan? Çabuk bana Şamdan'ı getir! Niye konuşmuyorsun ha? Ne yapıyorsun? Ha? Bırak şu dilsiz muhabbetini. Şamdan nerede? Nereye koyduysan çabuk Şamdan'ı bul bana. Çabuk! Bak. Herkes senin çaldığını söylüyor. Hırsızlığa tahammülüm yok. Şamdan nerede? Söyleyeceksen söyle, Şamdan nerede? Bırak şimdi onu. Hemen Şamdan'ı istiyorum. Çabuk getir onu. Sana Şamdan'ı getir dedim. Yoksa şimdi polise götürürüm seni. Hadi! Şamdan'ı getir! Baba? Baba ne oluyor burada? Antika Şamdan'ı çalmış. Getirsene şunu. Bu Şamdan mı? Evet.
Buna kimse para vermiyor. Bunun için dövülür mü? Tanıştırayım, Cem. Merhaba. Hadi. Kalk yerinden hadi. Kalk. Bön bön bakınacağına gel buraya. Tak şunu. Pazardan aldım bu boncukları. Beğendin mi? Sahici değil ama olsun. Sana çok yakıştı. Ne bakıyorsun hala, taksana. Gel Carmen, gidelim. Topla şunu. Vay be. Vay be. Bu evde her şey antika. Bırak Allah aşkına. Hepsi boş. Senin deden şu meşhur iddiaçılardan değil mi? Olsa ne yazar? Öyle deme kız. 100 yıldır devletin içindesiniz. En önemli bürokratlar sizden çıkıyor. Devleti avucunuza almışsınız be. Aman bana ne? İyi. Yok. Takılarım yok. Takılarım. Ne oluyor ya? Çalmışlar. Ne? Takılarımı çalmışlar. Altın takılarımı. Kim çalmış? Ne bakıyorsun hala, taksana. Odur. Ondan başkası da olamaz. Anneciğim, kurtar beni buradan. Niye konuşmuyorsun anne? Niye konuşmuyorsun? Yoksa sen de mi dilsizsin? Anne, kurtar beni buradan. Niye konuşmuyorsun anne? Ben konuşamıyorum. Sen niye konuşmuyorsun? Takılarımı ver. Ver hırsız. Nerede takılarım? Çabuk çıkar da onları. Çabuk çıkar. Ver takılarımı. Takılarım nerede? Hırsız. Pis hırsız. Çıkar takılarımı çabuk. Çıkar dedim sana. Nerede takılarım? Pis hırsız. Ne oluyor burada? Çıkar takılarımı. Hırsız o. Takılarımı çalmış. Bırak kızı. Onun cezasını ben veririm. Siz değil. Bu evin sahibi benim. Ama takılar da benim.
Kes artık. Gel buraya. Sıkı bağla, kaçmasın. Amca, ne yapıyorsun burada? Nereye bakıyorsun öyle? O babaannem yine uçmuş. Nereden öğrenmiş bu ceza şeklini? Ne suç işledi? Anneniz takılarını çaldığını söylüyor ama... Aması ne? Çalmışsa çalmıştır. Annem yalan mı söyleyecek? Özür dilerim efendim. Melisa. Ne var? Takıları sen mi aldın? Niye? Yoksa... Melisa. Ne yapıyorsun sen kızım? Dur. Ama kalpleri yok anne. Hiç yok. Bana hırsız diyorlar. Ağlatıyorlar beni. Herkes beni suçlu gösteriyor. Konuşamıyorum anne. Konuşmak istiyorum. Konuşamıyorum. Buradan kurtar anne. Köyümüze götür beni. Anneciğim, bir kere konuşabilsem. Bir kerecik. Polise vereceğim, görsün gününü. Edil, hadi yat. Takılarımı çaldı ama ben bir şey yapamıyorum. Şu takı meselesini kapat artık. O kızı da çıkar kafandan. Nasıl? Sevgilim. Kızımız Melisa. Takılar onda. Onda mı? Yat. Takılarını satmış. Satmış mı? Satmak zorunda kalmış. Çünkü... Kokain kullanıyor kızımız. Biz onca masraf edelim, Amerika'da okutalım. Hariciyede ailemizin neslini sürdürsün diye bekleyelim. O... Ne oluyor bize? Ne oluyor? Ne oluyor? Bu uğursuzluk niye? Niye olacak?
Annen yüzünden. Ailemizi inadı yüzünden batırıyor. Onun yüzünden mi? Bizim yüzümüzden mi? Yoksa hayatımızı yaşarken hata mı işliyoruz? Farkında ya da farkında olmayarak bilemiyorum. Ah Melisa. Kızım sen benim son ümidimdin. Kız hala bağlı. Artık çözmeli onu. Bırak gözü korksun. Annem fazla abartıyor. Her geçen gün dengesizleşiyor. Hadi kızım, bu çakalların arasından kaç. Köyüne git. Hadi. Hadi, bakma. Meryem. Sana Allah'a ısmarladık demeye geldim. Askerden gelince seni isteteceğim. Eşim olmanı istiyorum. Beni bekle olur mu? Zorlama kendini. Konuşamasan bile kalbinin sesini duyuyorum. Askerlikten sonra nerede olursan ol seni bulacağım. Thank you.
gideriz. Oğlum, değil mi? Oğlum buradan kahveye gideriz. Şuraya bak. Ondan sonra var ya. Vay be. Merhaba güzel kız. Kalacak yer mi arıyorsun? Bizim küçük şirinlerimiz var. İstersen seni misafir edebiliriz. Ne diyorsun? Söylesene ha? Yavrum. Ne diyorsun? Dilini mi yuttun kız? Cevap versene. Sen bizi memnun edersen biz de seni. Eder miyiz? Bence ederiz. Ederiz. Tut. Gel. Kaç. Dur senin. Gel. Kaçma. Kaçtı lan. Hep senin yüzünden aldım. Hadi salak. Hadi be. Ayağımıza gelen kısmeti kaçırdık. Sen perdecizadelerin konuşamayan hizmetçisi değil misin? Gel benimle. Hadi gel. Gel hadi. Gel. Melisa kızım. İstersen doktora gidelim. Kurtulabilirsin. Geç artık. Bırakamaz mısın? Mümkün değil. Niye yaptın bunu? Bilmiyorum. Oldu bir kere. Bulun onu. Bulun. Bulacaksınız. Bulacaksınız. Getirin onu bana. Geberteceğim. Nasıl kaçar cezasını çekecek. Onu serbest bırakan haini bir bulursam. Bulacaksınız, anladınız mı? Bulacaksınız. Gebermeden rahat yok bize. İpi keseni bulmamız lazım. Mutlaka bizden biri o. Melisa kızım, nereye? Hoş geldiniz profesör. Hoş bulduk. Buyurmaz mıydınız? Teşekkür ederim. Bir dahaki sefere. Şu an üniversitede olmam gerekiyor. Şu sırada can sıkıcı olaylar oluyor. Malum şu sıkma başlar. Üniversitelerde çağdaşlık adına yaptıklarınızı gazetelerden, televizyonlardan izliyorum. Sizi kutlarım. Devam edin. Hiç merhamet göstermeyin. Bunlara fırsat vermeye gelme. Teşekkür ederim. Bize cesaret veriyorsunuz. Kaçtı mı? Bizim elimizden kaçabilir mi? Bana müsaade. İyi günler. İyi günler. Gel bakalım. Sana söylememiş miydim? Niye sözümü dinlemiyorsun? Seninle konuşacaklarım var. Yürü! Yürü! Dilekçeleri yazdım efendim. Buyurun. Hı hı.
Kusura bakma Caner Bey. Kapıya vurmadan girdik. Abimin emrini yerine getiriyoruz. Ağabey dedi ki çelenk bitmek üzere. Yazık oluyor çiçeklere. Çok da severim. Tatlı da olur. Bana biraz daha zaman verin. Ödeyeceğim borcumu. Mallarım gümrükte bekliyor. Bugün yarın çıkmak üzere. Caner Bey, kırmızı şapkalı kız masalını bilir misiniz? Ben çok severim. Hep o masaldaki kurt olmak isterim. Tut elimi. 35 yıl önce de böyleydi. Konuklarımız vardı. Bu elbiseleri giymiştim. Çok şıktım. Herkes hayran olmuştu bana. Gözlerini alamamışlardı. Bir kontes gibiydim. Çekil. Sevgili konuklarım, hoş geldiniz. Sevgili konuklar, huzurunuzda bir soru sormak istiyorum size. Oğlum iflas edeceğini söylüyor. Borsadaki hisseleri düşmüş. Bankalara borçları varmış, batıyormuş. Benden yardım istiyor. Ne dersiniz? Yardım edeyim mi? Mallarımı satayım mı? Oğlumu kurtarayım mı? Anneciğim. Hepiniz sahtekarsınız. Hepiniz buraya param için geldiniz. Param oldukça ben güçlüyüm. Hadi konuşun. Konuşamazsınız çünkü param var. Güçlüyüm. Ben güçlüyüm. Meryem, hadi annemi odasına götür. İçinizde bir tane yürekli var. O da konuşamıyor. Dilsiz ve aciz. Amca beni kurtar, köyüme götür. Ah!
Annem, boğuluyorum. Bana yardım et. Yardım et. Melisa. Melisa. Dur kızım Melisa. Kızım dur. Gitme. Melisa dur kızım Melisa. Kızım. Seyret bakalım. Sen canavarsın. Canavar. Salatu vesselamu aleyk. Aleyke ya seyyidena ve senedena. Ölmeyeceğim. Hayır, ölmek istemiyorum. Ben daha gencim. Genç Berna Perdeci. Bu yüz benim değil. Sen ben değilsin. Değilsin, olamazsın. Birileri gelirse ben yokum. Yurt dışına gittim, tamam mı? Öyle söyleyeceksin. Ama efendim... Dediğimi yap. Peki efendim. Nereye gidiyoruz efendim? Hadi yürü, gidiyoruz. Bu paraları nereden buldun? Nereden bulduysam buldum. Hanımefendinin paralarını aşırdın değil mi? Ama aşırdımsa aşırdım. Sana ne? Bu evde herkes bir şeyleri aşırıyor. Uyanık olmazsak bunların bizi düşünecekleri falan olmayacak. Ya hanım, sen çıldırdın mı? Senin yaptığın basbayağı hırsızlık. Yok canım. Herkesin yaptığını yapıyorum. Ben hakkımı alıyorum. Enayilik edemem. Kimse fark etmeden parayı yerine koy. Adımız hırsıza çıkmasın. Meryem varken kimseye bir şey olmaz. Herkes çalıyor, ona yüklüyor suçu. Ben yüklesem çok mu? Nasıl olsa konuşamıyor. Bir de o masumun günahına giriyorsunuz. Yazık, yazık. Zavallı buraya geldi geleli eziyet görüyor. Biz de seyrediyoruz. Aman, bize ne? Gelmeseydi. Ya bana ne oluyor? Bana ne oluyor? Ben bile alışıyorum. Zulmü görüyorum ama susuyorum. Normal görüyorum. Bu kızın ahı tutarsa var ya. Ne ahı tutacakmış? Safsatı hepsi. Belki de tutmaya başladı. Bu parayı aldığın yere koyacaksın. Yoksa boşarım seni. Olur.
Tamam değil mi? Meryem, yemeğim nerede kaldı? Hadi, çabuk. Meryem, içeriden bana su getirsene. Önce suyumu getirir, sonra yemeği götürürsün. Otur karşıma. Kaçmak istiyorsun, değil mi? Kaçmak istiyorsun buradan. Kaçamazsın. Hiçbir yere gidemezsin. Bu dünyada zayıflar ezilmeye mahkumdur. Darwin ne diyor? Doğada güçlüler güçsüzleri ezer. Her şey evrim geçirir. Sen de burada değişeceksin. Çünkü güç bende. Bu villa benim. Her şey benim. Herkes bana tapıyor. Sen de tapacaksın. Zehirledin beni. Neden zehirledin beni? Söyle. Neden zehirledin beni? Konuş, cevap ver. Neden ama? Neden yaptın? Neden söyle? Thank you.
Oo Mehmet, hoş geldin. Bitti mi askerlik? Muhtar emmi, Meryem'i soracaktım. Meryem nerede? Ne yapacaksın sen onu? Yakının değil, akraban değil. Niyetimin ne olduğunu bilmiyor musun muhtar emmi? Gidip görmek istersen adresini vereyim hemen. Hı hı. Meryem nerede? Nerede Meryem? Meryem! Bunu da yapacaktın ha? Basit bir hizmetçi koskoca Berna Perdici'yi öldürmek istedin. Seni polise vermeyeceğim. Kovmayacağım. Bu kurtuluşun olur. Ama öyle bir cezalandıracağım ki seni. Beni öldürmeye kalkmanın ne demek olduğunu anlayacaksın. Yalvaracaksın bana. Köpek gibi sürüneceksin. Uğursuz, hırsız, katil. Bu sefer dövmeyeceğim seni ama dövmekten beter edeceğim. Hemen bunu aşağı bodruma kapatın. Çektin kızım. Konuşmak istedin konuşamadın. Gülmek istedin gülemedin. Artık kötü günler bitiyor. Senin kalbin, saflığın Allah kalbini görüyor. Allah sesini duyuyor. Kurtaracak seni. Meryem'e çok üzülüyorum Hediye. Cinayet bu. Bir mazluma gözümüzün önünde işkence ediliyor. Biz seyrediyoruz. Televizyonda film seyreder gibi. Ne oluyor bize? Hediye. Gidelim buradan. Bu uğursuz evden gidelim. Saçmalama. Sen ne yapıyorsun orada? Sen karışma bana. Hediye. Sanki bu villada yaşananlar, sanki o masumun ahı. Derler ya mazlumun ahı yerde kalmaz.
Bu villada yaşanan cinnet de... Ferit, sen kafayı mı yedin? Asker! Dur. Kime baktın evladım? Burada bizim köylü bir kız var da, Meryem. Sen onun sadece köylüsü müsün? Yoksa... Gel Mehmet. Gel içeri. Sana ait olanı al. Olacağı buydu. O mazlumun ahını boşuna aldınız. Siz de konuşamasaydınız da... Çektiklerimi bir parça olsun anlayabilseydiniz. (Gülüyor)
Benimle evlenir misin? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.